Selam lemurseverler, bu hafta 3 boyutlu yazıcıyla bir ejderha yapacağım. Modelimiz Game of Thrones serisindeki ejderhalardan biri olan Viserion'un ölü ve diri hali. Şu an hangisini yapacağıma karar veremedim, ölüsünü de yapabilirim, dirisini de. Böyle deyince de birazcık garip oldu. Neyse, bu ölü diri muhabbetini çok uzatmasak hepimiz için daha hayırlı olacak gibi. Şu anda önümdeki parçalar Viserion'un diri halinin, canlı halinin bir deneme baskısı. Deneme baskısı olarak modeli tamamen basmış olman birazcık abartılı gözükebilir. Fakat 3 boyutlu yazıcılarla ejderha basması o kadar zor ki, işte üzerindeki şu bir dünya boynuz, girinti, çıkıntı, kanatlar, dişler, diller falan çok fazla şey olduğu için 3 boyutlu yazıcılar için benchmark gibi bir şey bu yani. Daha önceki 3 boyutlu yazıcılarımın hiçbirisiyle ejderha basmayı başaramamıştım. Başardıklarımda da kalitesinden mutlu olmamıştım. Şu an yeni 3 boyutlu yazıcımla bunu basabileceğimden emin olmak istedim öncelikle ve basabildim gibi geliyor şu an. Birleştirdikten sonra daha iyi anlayacağız. Hatta hemen birleştirmeye başlayayım ve olup olmadığını birlikte görelim. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru olan Top Eleven oyunundan bahsetmek istiyorum. Top Eleven ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunu. Oyunu hem iOS hem Android cihazlarınızdan oynayabildiğiniz gibi bilgisayar üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun cross platformda destekliyor. Yani tek bir üyelikle giriş yapıyorsunuz. Gündüz telefondan oynadığınız oyunu akşam bilgisayardan devam edebiliyorsunuz. Oyunda taktikleriniz ve dizilimleriniz konusunda tam kontrole sahipsiniz. Yani bu konuda oyun sizi tamamen özgür bırakmış. Kendi stratejinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca oyuna Facebook hesabınızı bağlarsanız arkadaşlarınızla birlikte aynı lig ve aynı kupada yarışabilirsiniz. Arkadaşlarınızla dostluk maçları yapabilir ve arkadaşlarınızın seviyesini liderlik tablosunda görebilirsiniz. Bu açıdan gayet sosyal bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Kulüp amblemi ve formanızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilmenizin yanında buna ek olarak stadyumunuzu ve kulüp binalarınızı da istediğiniz gibi sıfırdan inşa edebilirsiniz. Takımınıza eklemek istediğiniz oyuncular için 7/24 açık bir transfer pazarı bulunmakta. Burada takımınızı oluşturabilir ve bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Canlı maçlarda oyuncuların performansı hava durumundan etkilenmekte, bu da oyuna gerçekçi bir hava katmakta. Oyunu indirmek için açıklama bölümüne bırakacağım linki ziyaret edebilirsiniz ve hemen ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Top Eleven'a bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza dönebiliriz. Evet, şu anda birleştirme işlemini, aradaki boşlukları macunla doldurma işlemini, astar boyasını ve genel ana renk boyasını bitirmiş durumdayım. Deneme modeli olarak beklediğimden çok daha iyi oldu bu arada. Yani çok daha fazla hata yapmayı bekliyordum açıkçası. Çok ufak tefek böyle gözüme çarpan şeyler var. Şöyle birlikte yakından bakacak olursak, ilk bakışta bence göze çarpan hiçbir şey yok, her şey süper gözüküyor. Fakat bazı boşlukları macunlayamadım. Kamerada göstermesi de bayağı zor olacak bunları ama. Mesela şurada bazı birleştirme çizgileri belli oluyor. Bu birleşme yerlerindeki çizgileri engellemek için bir taraftan birleştirip bir taraftan macunlamak daha mantıklı olacak gibi. Ben bunu ilk önce birleştirdiğim için bazı yerlere ulaşamadım. Şu tarz böyle derin eklemleri falan macunlaması çok zor. Üst kısımda neredeyse hiçbir sıkıntı yok. Çünkü buraya rahat bir şekilde ulaşabildim. Her türlü işlemi yapabildiğim için sanki burası tek bir parçaymış gibi hiçbir şey belli olmuyor mesela. Bu saydıklarım dışında gözüme çarpan tek bir şey var. O da şu kanat ucundaki kemik çıkıntıları mı denir?
ne denir? Onların bazılarının orantısız olması. Yani mesela şu çok güzel oturuyor. Şu da öyle şey yapmıyor. Ama şu burada emanet duruyor yani. Bundan hiç hoşlanmadım mesela. Bunu çözmek için de şöyle farklı boyutlarda kemikler bastım. Hangisi uygunsa oraya o parçayı takacağım. Yani o boyuttaki parçayı takacağım. Bu şekilde bunu da çözeceğim. Ek olarak her ne kadar bunu deneme baskısı olarak düşünmüş olsam da bence fazlasıyla kullanılabilir durumda. Yani bayağı başarılı bir sonuç oldu. O yüzden bunu da boyayacağım ve bunu canlı hali olarak boyayacağım. Bu baskıyı yaparken ana amacım PTG malzemesini boyayabiliyor muyum vesaire bunları öğrenmekti. Şu kanatları PTG'den bastım. Bu daha esnek bir malzeme yani şu kanatları böyle bir miktar esnetebiliyorum. Kolay kolay kırılmıyorlar. Onun dışında çok ince detaylarda sıkıntı çıkacak mı vesaire işte bu tarz şeyleri tespit etmekti. Fakat beklediğimden çok daha iyi oldu. O yüzden bu modeli de tamamlamaya karar verdim. Yani bunu da gerekli şekilde boyayacağım. Viserion'un diri hale olarak boyayabilirim ya da Drogon olarak boyayabilirim. Veya doğaçlama şekilde de boyayabilirim. Ne bileyim. Şu an daha ona karar vermedim. Planda olmadığı için böyle bir şey. Şu an kararsızım. Neyse hatalarımı gördüğüme göre artık ana baskıya geçebilirim. Şu anda baskıyı tamamladım. Bütün parçalar burada. 0.16 mm katman yüksekliğiyle toplam 3,5 gün civarı sürdü ve 1 kilo civarı da filament gitti. Bu sefer kanatları da PLA kullanarak bastım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Normalde petçi kullanma konusunda ısrarcıydım. Ama aradaki farkı şöyle göstereyim. Bakın bu esnemiyor. Bu çok daha katı bir madde. Ama bununla da bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Destekleri özellikle temizlemedim ki size gösterebileyim. Normalde 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parçalar bu şekilde oluyor eğer desteğe ihtiyacı varsa. Bu modelin zor olmasının sebebi de aslında bu destekler. Özellikle şu gövde parçalarına bakacak olursanız o kadar çok destek var ki ve şu ince kemiklerden bunları temizlemesi o kadar zor ki bu modeli bayağı üst seviye bir model yapıyor bu detaylar. Neyse bundan sonraki kısımları zaten ilk test baskısını yaparken gördünüz. O yüzden bunları ben hızlıca temizleyip bir araya getiriyorum. Evet şu anda Viserion'un ölü halinin de baskısını ve ana base boyasını tamamladım. Bu modelin diğerinden farkı aslında sadece kanatlarında. Şöyle kanatlarına baktığınızda işte ölü olduğu için, ak gezen olduğu için böyle çürümeler, yırtılmalar falan var. Bir de ek olarak ağzına bir power led ekledim. Şöyle güçlü bir şekilde yanabiliyor ve şu an üstünde bant var. Üstüne boya gelmesin, sprey boya gelmesin diye bant yapıştırdım. Ona rağmen bu kadar ışık veriyor. Daha sökmeyeceğim bandı çünkü ağzının içini falan da boyamam gerekecek. Buraya bir alev yapmaya çalışacağım. Şu an neyden yapacağımı kestiremiyorum. Pamuk olabilir, sıcak silikon olabilir. 3 boyutlu baskı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani pek çok seçenek var ama hangisi güzel durur şu an kestiremiyorum açıkçası. Aslında ilk planım içinden direkt bir tane boru geçirip gerçek alev atmasını sağlamaktı. Fakat sonradan onun çok mantıksız olduğuna karar verdim. Yani videoda çok havalı gözükürdü. Onu kabul ediyorum. Fakat bu bir figür olduğu için pratikte hiçbir işime yaramayacaktı. Videoda böyle bir şey yapmış olup geçecektim. O yüzden sergi İlemeye de uygun olsun diye işte buraya alev gibi gözüken ledli bir şey yapmaya çalışacağım. Bir de ejderhanın ana rengi bundan çok şu an okyanus rengi gibi. Boyayı internetten aldığım için daha farklı bir renk olmasını bekliyordum açıkçası. O yüzden baktım buz rengini tutturamıyorum. Bunu direkt Ice Dragon'dan Aqua Dragon'a çevireceğim ve hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Neyse şimdi benim boyayacak iki tane ejderham var. O yüzden boyama kısmına gömülüyorum.
Evet, 2,5 haftalık bir sürecin ardından sonunda modellerimiz hazır. Videonun başında Viserion'un ölü ve diri hallerini yapacağımı söylemiştim. Aslında model olarak zaten öyleler. Fakat boyama olarak ikisinde de doğaçlamaya gittim. Bunda özellikle doğaçlamaya gittim. Böyle bronz renkler falan yapmak istedim ve bence bayağı bronz heykel gibi gözüküyor şu an. Bayağı hoşuma gitti görüntüsü. 8 farklı tonda falan boya var bunun üstünde. Şöyle baktığınızda çok belli olmuyor. Fakat ince detaylarda kırmızı, kahverengi, siyah, gri, bronz. Bayağı bir renk var burada yani. Bayağı karışık bir boyaması var bunun. Diğerinde ise daha çok petrol yeşili ağırlıklı bir boyamaya gittim. Yine böyle metalik renkler hakim. Orijinal planım bunun mat bir buz ejderhası yapmaktı. Fakat bir türlü mat boya işini tam olarak kıvıramadım. Aslında normalde metalik boyanın daha zor olması lazım ama nedense ben mat boyamada zorlandım. Bu petrol yeşili tonu da çok hoşuma gidince dedim bu petrol yeşili olsun. Hem böyle daha bir ejderha rengi gibi yani klasik olarak bildiğimiz ejderha rengini daha çok andırıyor. Hem de şu gümüş detaylarla falan böyle bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Alev kısmına gelecek olursak bu konuyu beceremedim. Yani elektronik olarak hiçbir sıkıntı yok. Ağzında bir power led var. Altında pil var. Şurada altta görebilirsiniz. Buradan istediğim zaman değiştirebiliyorum. Şurada açma kapama switch'imiz var. Bayağı gizli bir switch gibi. Yani bayağı bitmiş bir ürün gibi gözüküyor. Alevi için pek çok şey denedim. Pamukla alev efekti yapmaya çalıştım. Silikonla efekt yapmaya çalıştım. 3 boyutlu yazıcı artı silikonla falan denedim. Bayağı bir şey denedim. Aralarından en düzgünü bu oldu. Yine karanlıkta bence güzel duruyor fakat aydınlıktaki görüntüsünden hoşlanmadım. Yani karanlıktaki hali bence gayet güzel. Zaten istediğim zaman bunu buradan çıkarabiliyorum. Çok büyük ihtimalle çıkarıp sadece ağzından ışık vurmasını sağlayacağım. O şekilde daha çok hoşuma gitti. Şu baskıda da hiçbir sıkıntı yokken yanlışlıkla içindeki kabloyu söktüm. Böyle boyun ayarlayacağım derken. O yüzden bu baskı yalan oldu. Gibi işte bunların hepsi 2,5 hafta sürdü. Modelleri birkaç ay önce toplu paket açılışında kutusunu açtığım Zaxxe Z1 modeliyle bastım ve kalitesi gerçekten çok iyi. O fiyata değer mi diye kendimi bayağı sorgulamıştım fakat şu sonucu gördükten sonra değer. Neredeyse SLA yazıcı kalitesini alabildim. Yakında inceleme kanalına o yazıcının incelemesi de gelecek, bir türlü fırsat bulamıyorum. Evet, sanırım bahsedeceklerim bu kadar. Top Eleven oyununa bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.